O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. Dabbetül minel art. Yerden mamul bir varlık. Bir debbe, debelenen bir alet yahut herhangi bir kendinden yürüyen eşya için de aynı kelime kullanıyor. Dabbe. Evet. Yani depreşen, hareket eden. O da insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiye inanmadıklarını onlara söyler. Yani iman hakkında onlara bilgi veriyor. Şimdi biz bunu dabbeyi bir anlamaya çalışalım. Mesela dabbetül arzı insanlar bambaşka bekliyor. Böyle metafizik bir şey bekliyorlar. Ama bambaşka tarzlar zuhur ediyor. Bir adımda mesela yüzlerce kilometre yol alacağı söyleniyor hadiste. Yani öyle dev bir varlık, yani bir saniyede yüzlerce kilometre hızla yürürse dünyada, dünyada zaten ülke diye bir şey kalmaz ki, her yer dümdüz olur. Sokaklarda gezer diyor, bu haliyle nasıl sokaklarda gezsin? Yani böyle bir hayvan, başı bulutlarda olan bir hayvan ve şehirlere girecek diyor, her insanını teker teker damgalayacak. Şimdi İstanbul'a doğru yaklaştığını düşünelim. Daha Konya'ya falan gelirken yerle bir olur Anadolu ya. Yani İstanbul yerle bir olur öyle bir şey olsa İstanbul'a gelse. Boğaz falan da taşar yani. Değil mi Boğaz'ın su yani. Mahvolur İstanbul yani. Değil mi Londra'ya falan da gitse, İngiltere'ye nereye gitse yerle bir olur. Olmayacağı belli bunun. Yani bunlar insanlarla alay eder gibi yani. Çok ezici bir üslup Müslümanlara karşı. Çok acımasızlık bu. Ya bunun sonucunda iman eden insan... Nasıl olsun? Çok evet. Zor olur buna iman edecek bir insan. Böyle bir varlığın deve ayağı gibidir diyor, ayağı. Yani İstanbul'un üstüne maazallah o ayağına bastığını düşünün dabbetü lazım. Allah izniyle herkes teref olur. Halbuki bakın açıklaması şu. Peygamberimizin açıklaması ve Kur'an'ın açıklaması. Ahir zamanda topraktan mamul bir dabbe, canlı gibi görünen, hareket eden bir şey. Evet. Zuhur edecek. Bunun canlılığı hakkında da detay olarak şu veriliyor, konuşuyor. Yani konuşabilen bir varlık, evet. Bilgi veren bir varlık, o kadar. Evet. Yani canlılığına ait alamet bu. Ahir zamanda insanların en zorda çıktığı, yani zorlandığı dönemde, bilginin, kültürün, imanın eksildiği bir dönemde ortaya çıkıyor. Bütün dünyaya şamil, dünyada istediği her eve girebiliyor. Evet. Her eve dünyada. Toprakta ne var? Silisyum var, demir var, bakır var, manganez var. Değil mi? Evet. Kobalt var, çinko var. Evet. Peki bu bilgisayara bakıyoruz. Tam bunlardan. Hatta titanyum değil mi? Üstünde titanyum kaplı. Evet. Bunlar hep topraktan mamul. Evet hocam inşallah. Tamamının topraktan mamul olduğunu görüyoruz. Bu bir. İnsanlara hitap eder diyor. Tükellimuhum. İnsanlara hitap eder. Bu konuşuyor değil mi bastığında diyor evet, mesela. İnsanlara hitap konuşuyor. Ediyor. Evet. Debbe, debabe, debip, debelenen, hareket eden bir varlık için söyleniyor. Orada da sürekli bir hareketlenme var. Mesela meyvanın içindeki çürümenin gelişmesine de aynı kelime kullanılıyor. Yani kelime kökü olarak. Mesela içkinin bedende yayılması için de aynı kelime kullanılıyor. Mesela tank gibi ya ona benzer araçların hareket etmesi için de kullanılıyor. Dolayısıyla hareketli olması, bilgisayarın içinde müthiş bir hareket var. Parçacık hareketlenmesi var değil mi? Onun sonucunda zaten görüntü oluşuyor. Dolayısıyla bakın Peygamberimiz diyor ki gözü, küçük bir gözü var diyor mesela sahabelere yani onlara. Nasıl ya Resulullah diyor. Yani diyor mesela domuz gözü gibi diyor. Bir gözü var diyor. Bilgisayarlarda bir göz var. Küçük bir göz var. Kamera. Değil mi? Kamera bu evet. Görüyor. Kulağı da diyor fil kulağı gibidir diyor. Şimdi ben burada konuşsam bundan konuşma etrafa yayılabiliyor mu? Dünyaya yayılabiliyor. Fil kulağının özelliği nedir? Kocaman. Evet. Oluyor değil mi? Evet. Kocamandan kasıt ne? Çok iyi çok, duyar anlamında. Evet. O işte teşbihin anlamı budur. Müteşabih derken bu. Hakikaten de bu açılış kapanışı fil kulağını andırıyor. Evet hocam. Ve duyabilen bir şey. Yani değil mi? Ama yapısı fil kulağının inceliğinde yani yapı olarak açılıp evet. Kapanması. O yönüne benziyor. Kuyruğu zaten hadsiz hesapsız. Tarifi mümkün değil. Kuyruğu diyor gece gündüz çıkar daha bir kısmı bir daha çıkmamış olur diyor kuyruğunun. Hala yerin altında oluyor. Okyanusun içinden geçiyor değil mi? Evet. Koskoca kablolar. Evet. Uzaktan baktığında bir kuyruk gibi görünüyor. Evet hocam. Üstünde her türlü renk vardır diyor. İnternette her türlü renk oluşuyor mu? Bak diyor ki hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh. Dabetül arzda diyor her türlü renk mevcuttur diyor. Var mı her türlü renk? 16 milyon renk var hocam. Ha. Yeryüzünde diyor bir yıldız gibi seyredecek. Olağanüstü bir sürat olacak. Peşine düşen onu yakalayamayacak. Yani elektrik sürati olduğu için olağanüstü süratli. Bak diyor ki hiç kimse ona yetişemeyecek. Evet. Kaçan da kurtulamayacak. Evet. Çünkü evinde dini öğrenmek istemiyor ama bastın mı düğmeye
Allah Resul Muhammed peygamberimizin mührüyle karşılaşıyor. Allah'ın hükümlerinden karşılaşıyor. Kur'an ayetlerle karşılaşıyor. Hadis-i şeriflerle karşılaşıyor. Darwinizmin, materyalizmin yıkılışıyla karşılaşıyor. Evet. Nereye gitse karşısına geçiyor. Ne diyor? Kaçan da kurtulamayacak. Ve doğudaki insanlar da batıdaki insanlar da aynı anda onu görür diyor. İnternette bir yayınlanan bir şeyi Amerika'daki adam da Türkiye'deki adam da aynı anda görüyor mu? Görüyor hocam. Ya şu bilgisayar dabbe midir şimdi? Evet. Yani insanlara anlatır diyor zaten. Anlatıyor. Hı. Yani ben anlamadım şimdi bu bilgisayardan hepsi dabbetül arz mıdır? Evet bence dabbetül arz o. Yani insanlara anlatıyor, dini anlatıyor, İslam'ı anlatıyor ki Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyaya hakimiyeti için özel yaratılmıştır. Bilgisayarda internet sistemi de. Yani bu internet sistemi şeytan evet. tarafından yaratılmış bir sistem. Hayır hayır şeytani değil dabbetül arz. Zaten dine hizmet ediyor dabbetül arz. Kur'an'da görürsünüz bunu. Hı hı. Yani siz dabbetül arzı pozitif bir şey olarak evet. görmüyorsunuz. Evet. Peki niye Kur'an'da yeryüzünden öyle bir dabbe çıkartırız diye korkutucu bir şekilde bu konuya giriyor? İnsanları uyaracak diyor. Ve o da uyarıyor insanları. Hı. Yani herkes şu an mesela bilgisayarın başında dünyanın birçok yerinde. Oradan insanları uyarmış oluyor. Mehdi'nin ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kılıncıdır aslında internet sistemi. Evet. Yani internet sisteminin İslam'ın yayılması diye bir ilgisi evet. de var. Evet.